Size kısaca kepek probleminden bahsetmek istiyorum. Saçlı deride kepek problemi olduğunda kişiler özellikle koyu renkli kıyafetler giydiğinde beyaz döküntüler olabiliyor ve bu da kişiyi psikolojik olarak çok rahatsız edebiliyor. Aynı zamanda da saçlı deride kaşıntı problemine yol açarak ve yağlanmaya yol açarak kişiyi oldukça rahatsız edebiliyor. Bu tarz kepeklerin en çok %90 sorunu seborik egzama dediğimiz, tıp dilinde halk arasında da yağlı egzama dediğimiz problemden kaynaklanıyor. Bununla beraber bu kepek problemi sizin psoriasis vulgaris dediğimiz tıp dilinde halk arasında da sedef hastalığı olarak nitelenen rahatsızlığa bağlı olabiliyor. Bununla beraber kullandığınız herhangi bir sabun, şampuan gibi maddelere karşı alerjik reaksiyonunuza bağlı gelişebiliyor ya da bir mantar enfeksiyonuna bağlı olabiliyor. Peki biz bunları nasıl ayırt ediyoruz? Şayet siz bize muayeneye geldiğinizde bir sedef hastalığından şüpheleniyorsak küçük bir biyopsi ile tanıyı koyabiliyoruz. Şayet alerjik bir reaksiyon olduğunu düşünüyorsak da kullandığınız maddelere karşı yama testi yaparak gerçekten bu maddelere karşı vücudunuz bir reaksiyon mu veriyor? Yine bunu tespit edebiliyoruz. Şayet bir mantar enfeksiyonu düşünüyor isek de burada mantar araması yaparak mikroskobik incelemeyle tanı koyabiliyoruz. Tüm bunların ayırıcı tanısı yapıldıktan sonra da uygun bir şekilde tedavi vererek sizi bu şikayetten kurtarmayı hedefliyoruz. Kepek sorunuyla geldiniz. Biz de size tanıyı koyduk. Hangi hastalık olduğunu tespit ettik. Nasıl tedavi edeceğiz ve bu tedavi süremiz ne kadar olacak? Şimdi zaten bu sorununuz sizin kullandığınız bir şampuana bağlıysa, böyle bir sorunla karşı karşıyaysanız, bunu tespit ettiysek bu ürünlerden uzak kalmanızı öneriyoruz ve siz bu şekilde zaten bu sorundan kurtulmuş oluyorsunuz. Şayet bir mantar enfeksiyonu tanısı aldıysanız, mantar tedavisi de en az 2-3 ay sürebiliyor. Bir doktor kontrolünde bu ilaçlarınızı kullanarak bu sorundan yine kurtulma şansınız var. Şayet bir seborik dermatit veya sedef hastalığı gibi bir probleminiz varsa bu sorunların çözülmesi çok daha uzun sürebiliyor. Çünkü burada sadece sizin kullanacağınız ilaçlar değil, beraberinde uymanız gereken bir takım kurallar var. Öncelikle beslenmenizi düzenlemeniz gerekiyor, yaşam şartlarınızı düzenlemeniz gerekiyor ve bir takım takviyeler almanız gerekiyor. Tüm bunları biz size öğretiyoruz ve bu sorunlardan daha kalıcı bir şekilde kurtulmanızı hedefliyoruz. Tabii ki bu takdir edersiniz ki çok kolay bir süreç değil. Burada size de bize de çok fazla görev düşüyor. İçeriğimizi beğendiyseniz bizi takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Daha ayrıntılı bilgi için bizi 0531 570 80 33 nolu telefondan arayabilirsiniz. Meram Yeniyol'da meteoroloji binası yanında kliniğimiz hizmete devam etmektedir. Hoşçakalın.